2016 yılından bu yana, yani FETÖ darbe girişiminden sonra sahte diplomalarla öğretmenlik yapan insanların olduğu bilgisi daha önceki Milli Eğitim Bakanları tarafından soruşturuldu, açığa çıkartıldı. Ama son dönemlerde 2021 yılından bu yana sahte diplomayla çalışan ya da KPSS'ye girmeden öğretmen olanların sayısı olduğu iddia edilmektedir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e sorular sordum. Sayın Mahmut Özer, 700 bin atanmayan öğretmen atama takvimi bekliyor. Ama sahte diplomalarla cirit atan öğretmenlerin olduğu iddiaları var. Şimdi bu soruları kamuoyu aracılığıyla bir kez daha soruyorum ve bu sorulara 15 gün içerisinde acil yanıt bekliyorum. 1. Milli Eğitim Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmalarını da dikkate alarak yaptığı soruşturmalar sonucunda göreve başlama evraklarında başta diploma ve geçici mezuniyet belgesi olmak üzere sahte evrakla göreve başladığı tespit edilen ve bu nedenle görevine son verilen öğretmen ve diğer bakanlık çalışan sayısı kaçtır? 2. Bu kişiler hangi yıllarda göreve başlatılmıştır? 3. Yapılan soruşturmalar sonucunda bu evrakların diploma çeteleri ve terör örgütleri tarafından organize edildiğine ilişkin delillere ulaşılmış mıdır? 4. Soruşturmaların sonucunda sahte evrakla göreve başlayan ve bu kişilere yardımcı olanlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? 5. Bu türden suç duyuruları var ise sayısı kaçtır? Suç duyuruları sonucu açılmış kaç dava vardır? Bu davalar sonucunda ceza alan ya da beraat eden kişi sayısı kaçtır? 6. Soruşturmalar sonucunda görevine son verilen ancak daha sonra mahkeme kararına bağlı olarak veya doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı takdiriyle görevine tekrar başlatılan personel bulunmakta mıdır? 7. Kamuoyunda sahte diploma soruşturması olarak bilinen bu soruşturmalar bakanlık tarafından halen devam etmekte midir? 8. Sahte evraklarla göreve başlayan ve görevlerine son verilen kişiler hakkında hukuken hak sahibi olmayacaklarına göre kendilerine yapılmış maaş ve diğer ödemeler yasal faiziyle birlikte alınmış mıdır? Bu sorular tüy bitmemiş yetimlerin hakkı üzerinden gasp edilen paralarla ilgili sorulardır. Bu sorulara 15 gün içerisinde yanıt bekliyorum. Sadece ben yanıt beklemiyorum. 700 bin atanmayan öğretmen de bugüne kadar hakkı yenilen insanlar da 84 milyonda bu sorulara yanıt bekliyor.